Bu videoda GitHub Pages kullanımını ve ücretsiz bir şekilde nasıl web sitemizi yayınlayabileceğimizi öğreneceğiz. Merhabalar, ben Mehmet Erkan, mobil uygulama geliştiricisi ve arayüz tasarımcısıyım. Bu kanalda yazılım geliştirme maceramı ve arayüz tasarımlarımı sizinle paylaşıyorum. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve devamını görmek isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bahsedeceğim konu GitHub Pages. GitHub, geliştiricilerin kendi projelerinin, web sürümlerini ve proje tanıtımları için kullanabilecekleri bir yapı oluşturdu. GitHub Pages'ı 3 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Hazır web sitesi şablonlarını kullanarak kendi web sitenizi oluşturma, hali hazırda oluşturmuş olduğunuz web sitesi projenizi GitHub üzerinden yayınlama veya da domain adınızı GitHub üzerinden geçerek internet sitenizi GitHub üzerinden de yayınlama. GitHub Pages ile kendi web sitenizi ücretsiz bir şekilde yayınlamak için öncelikle bir depo oluşturmalısınız. Eğer bir proje için alt bir internet sitesi oluşturmuyorsanız, yani kendi kişisel web sitenizi oluşturuyorsanız, deponun ismi kullanıcı adı .github.io şeklinde olmalıdır. Benim örneğimde mehmeterkam.github.io şeklinde olacaktır. Depo içerisinde iki türlü internet sitenizi yayınlayabilirsiniz. Hazır şablon kullanarak internet sitenizi yayınlamak isterseniz, README dosyası içerisinde README kurallarına uyarak internet sitenizin içeriğini yazdıktan sonra buradan ayarlara gelerek Pages seçeneğini seçtikten sonra buradan tema seç diyebilirsiniz. Tema seç dedikten sonra buradan herhangi seçtiğiniz tema README dosyanızın içerisindeki içeriği bu tema ile harmanlayacaktır. Böylelikle HTML, JavaScript veya da Flutter gibi dilleri bilmeden sadece içeriğinizi yazarak böyle web siteler oluşturabilirsiniz. Eğer hali hazırda oluşturmuş olduğunuz web siteniz varsa ve ücretsiz bir şekilde yayınlamak için GitHub Pages'ı kullanmak isterseniz index.html dosyanızın bulunduğu projenizin bütün dosyalarını deponuzun içerisine aktarmanız gerekmekte. Gördüğünüz gibi mehmeterkam.github.io sitesine gittiğimizde ki ben README dosyası içerisinde bunun için bir kısa yol yerleştirdim. Gördüğünüz gibi ben Flutter'da böyle bir web sitesi tasarladım. Burada benim sosyal medya hesaplarımın bulunduğu butonlar bulunmakta. Şu anda halen geliştirme aşamasında olduğundan dolayı çok basit bir tasarım olarak tuttum. Eğer siz de Flutter ile yaptığınız internet sitesini GitHub Pages'e eklemek isterseniz yapmanız gereken VS Code'a gelip projenizi açmanız. GitHub.io deponuzun içerisine Flutter projenizin sadece build web klasörü içerisindeki dosyaları aktararak internet sitenizi çalışır halde tutabilirsiniz. Bunun geri kalanındaki dosyalar sizin kaynak kodlarınız olacağından dolayı GitHub tarafından tanınmayacak ve internet sitesi oluşturulamayacaktır. Bunun için yerel git deponuzu build web klasörü altında oluşturmalısınız. Bunu yapmak için cd.build/web/ yazmalısınız. Build web klasörü altına geldiğinizde buradaki bütün dosyaları git kullanarak depomuzun içerisine göndermek istiyoruz. Bunu sağlamak için burada bir depo oluşturmalıyız. Yerel depo oluşturmak için git init yazıyoruz. Yerel depomuzu başlattıktan sonra git branch -m main komutu ile yerel bir branch oluşturuyoruz. Yerel branch oluşturduktan sonra git add nokta komutu ile build web klasörü altındaki tüm dosyalarımızı ve değişikliklerimizi ekliyoruz. Ardından bu değişikliklerin hepsini commit ediyoruz. Bunun için git commit -m ve commit mesajını kullanıyoruz. Şimdi Flutter'daki projelerimizi GitHub'daki depoya gönderebilmek için iki depoyu eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için git add remote origin komutunu kullanıyoruz ve devamına GitHub depomuzun linkini yapıştırıyoruz. Bu linki edinmek için GitHub sayfanızda deponuzun içerisindeyken URL'yi kopyala diyebilirsiniz. Enter'a bastıktan sonra GitHub ile git yerel deponuz eşleşmiş olacaktır. En sonunda tüm değişiklikleri GitHub'a göndermek için git push -u origin main yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Ben zaten daha öncesinde commitler gönderdiğim ve tüm dosyalarımı GitHub hesabıma yüklediğimden dolayı şu anda burada bir değişiklik görmedik. Ancak siz sıfırdan bir depo oluşturduğunuzda tüm dosyalarınız burada oluşmuş olacaktır. Git versiyon kontrol sistemi ve GitHub hakkında daha fazla bilgi için daha önceden yayınlamış olduğum git ve GitHub'ı anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Web sitemizin dosyalarını depomuzun içerisinde gönderdikten sonra ayarlar kısmından Pages seçeneğini seçip buradan hangi branch içerisinde internet sitesi dosyalarının bulunduğunu seçiyoruz. Ardından Save tuşuna tıklıyoruz. Burada ben kendim oluşturduğum web sitemi yüklediğim için bir tema seçmedim. Ancak siz kendiniz web sitesi oluşturmaz ve GitHub'ın web sitesi oluşturma aracını kullanmak isterseniz açıklamada verdiğim linkten GitHub yazım kurallarını anlattığım makaleyi okuyabilirsiniz. Bu makaleye göre hazırladığınız README dosyasına tema eklemek için Choose a Theme butonunu, yani bir tema seçin butonunu kullanabilirsiniz. Kişisel web siteniz tüm bu işlemlerden sonra kullanıcı adı .github.io sitesi üzerinden yayınlanmış olacaktır. Değişikliklerin kendini göstermesi 1 ila 8 dakika arasında değişebiliyor.
Şimdi GitHub'daki başka bir projemiz için web sitesi oluşturalım. Bu oluşturacağımız web sitesi az önce oluşturduğumuz kullanıcı adı .github.io'nun alt sitesi olarak yayınlanacaktır. Burada projenin ayarlar kısmına geliyoruz ve Pages'ı seçiyoruz. Ardından buradan hangi branch üzerinden sitemizi yayınlayacağımızı seçiyoruz ve kaydediyoruz. Siteniz yayınlanmaya hazır mesajı aldı ve sitemizin linki burada belirtilmekte. Bu siteye gittiğimizde şu anda bir site olmadığını göreceksiniz. Bunun sebebi GitHub Pages'ın yeni oluşturulan veya güncellenen siteleri kendi altyapısında güncellemek için 1 ila 8 dakika arasında süreye ihtiyaç duyması. Şimdi Choose a Theme butonunu seçerek buradan hazır bir tema kullanalım. Buradan beğendiğiniz bir temayı seçebilirsiniz. Ben şimdilik Kayman adlı temayı seçeceğim. Select Theme butonuna tıkladıktan sonra GitHub bizim için bu temayı ekleyecektir. Sitemizin içeriği README dosyasına eklediğimiz verilerden oluşmakta. README dosyasını kendi isteğinize göre şekillendirerek web sitenizi daha güzel hale getirebilirsiniz. Şimdi sitemizin yayınlanıp yayınlanmadığını tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi README dosyası içerisindeki tüm içerik bir web sitesi olarak karşımıza çıkmış durumda. Ancak güncellemeyi az önce yaptığımızdan dolayı ilk halini görmekteyiz. Yani Kayman teması uygulanmamış haliyle. Kayman teması uygulanmış hali biraz sonra yayına girecektir. GitHub Pages'ın en sevdiğim özelliği herhangi bir ücret ödemeden veya domain ile uğraşmadan kendi GitHub depomuz üzerinden bir web sitesi yayınlayabiliyor olmamız. Dezavantajı ise istediğiniz URL'yi ve domaini seçemiyor olmanız. Kullanıcı adınız, depo ismi ve github.io uzantısıyla idare etmek durumundasınız. Eğer hali hazırda GitHub dışında başka bir siteniz varsa onu da GitHub üzerinden yayınlamak isterseniz buraya web sitenizin linkini koyabilirsiniz. Bonus olarak hazır bir şablon kullanmak isteyebilir ve GitHub Pages'in arayüzünü karmaşık bulmuş olabilirsiniz. Bunun için size Linktree'yi önerebilirim. Şu anda Linktree üzerinde kullanmış olduğum yapıyı görmektesiniz. Burada GitHub Pages kadar özgür bir alan yok. Ancak size sunduğu hazır şablonlar ile birlikte tüm linklerinizi bir araya toplayabilir ve tüm projelerinizi, paylaşımlarınızı buradan bir web sitesiymiş gibi yayınlayabilirsiniz. Ayrıca Linktree üzerinde yaptığınız değişiklikler anında burada ön izleme olarak gözükmekte. Bu tuştan yeni linkler ekleyebilir veya da daha farklı seçenekleri buradan gömebilirsiniz. Mesela bir müzik linki, video linki veya da link başlığı ekleyebilirsiniz. Ayrıca bağış almak için veya da ürünlerinizi satmak için farklı linkler ekleyebilir, mesaj istekleri kabul edebilir, form linkleri bırakabilir ve kişisel bağlantılarınızı paylaşabilirsiniz. Benim kullandığım yapı bu şekilde. İsterseniz linklerin başına bir thumbnail da koyabilirsiniz. Thumbnail eklemek için buradaki resim tuşuna tıklamalısınız. Linktree'de ayarlar kısmına geldiğimizde bu yukarıda görmüş olduğunuz sosyal medya tuşlarını da ayarlayabilirsiniz. Sosyal medya butonlarının gözükeceği yeri üst ve altta olarak buradan seçebilirsiniz. GitHub Pages ve Linktree aslında ikisi de aynı amaca hizmet eden servis. Ancak Linktree birazcık daha kullanıcı dostu arayüzüyle ve daha az karmaşık olmasıyla GitHub Pages'tan daha avantajlı. Linktree'nin dezavantaj kısmı ise yeteri kadar özelleştirilemiyor olması. GitHub Pages'ın Linktree'ye göre avantajı tüm internet sitesini sizin oluşturmanız ve bütün değişikliklere özgürlük sağlaması. Web sitesi konusunda sizi özgür bırakması. Ayrıca URL olarak baktığımızda Linktree linktr.ee/kullanıcı ismi olarak bir URL kullanırken GitHub Pages'ta kullanıcı ismi.github.io şeklinde bir URL kullanımı var. İkisinin de ortak ve en güzel yanı ücretsiz olması. Tabii Linktree'de cüzi bir miktar ödeyerek daha fazla özelliğe kavuşabilirsiniz. GitHub Pages'ta zaten bütün özgürlük sizde olduğu için herhangi bir ücretlendirme bulunmamakta. Peki siz nasıl buldunuz? Siz olsanız Linktree'yi mi tercih ederdiniz yoksa GitHub Pages'ı mı? Linktree ve GitHub Pages dışında sizin bildiğiniz ve önerebileceğiniz ücretsiz internet sağlayıcıları varsa bunları yorumda belirtebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soruyu da yorumlarda belirtmekten kendinizi geri koymayın. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla bu tarz videonun ana sayfanızda çıkmasını sağlayabilir ve bana da destek olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.